Efendim spor gecesine hoş geldiniz. 360 ekranlarında canlı yayında Gökhan Dinç ve ben Haluk Yürekli. Sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizlerle birlikte yapıyoruz. Spor gecesi 360 hashtagine soru, görüş ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Katılımınız bizim için değerli. Twitter hesabımızsa @sporgecesi360. Merhaba Gökhan. Merhaba. İki günlük aranın ardından yeniden izleyicilerimizle birlikteyiz. Nasıl geçti hafta sonu? Çocuk uyutarak, uyutamayarak, gaz çıkartarak, nöbet tutarak, mama hazırlayarak, insanlara böyle hani gece maç seyrederek, MLS gibi iğrenç bir maç ligi de seyrettirir oldu bize Ozan. Ya benim hayatımda izlediğim gerçekten en kötü liglerden bir tanesi MLS biliyor musun? Amerikan Ligi. En kötüsü yani. Samimi söylüyorum ya, bu kadar hani bizim Sportoto Süper Ligi biz eleştiriyoruz ya, burada yayınlarda konuşuyoruz lig zamanı sezon içinde. Ya böyle top mu oynanır, kimse gitmiyor kaleye falan. Rezil bir lig abi. Onu izlettiriyor falan. Kötüydü yani. Onlar ama kısa bir sürede bir marketing çalışmasıyla çok önemli yerlere gelebilirler. Tamam, paran parayla geldiler. Ne oldu? Yani Zlatan'ı aldılar. İşte oradaki marka değerini arttırmaya çalışıyorlar. Yani arttırsın. Onlar da kendi çapında bir mücadele veriyor. Onlar da böyle bir hafta sonu geçirdim yani. Hani çok müthiş. Biliyorum, ben merak ettiğim için söylemedim. Zaten seninle sürekli konuştuğumuz için. Senin yüzünden de MLS maçını seyrettik. Neredeyse Brezilya Ligi'ni de seyrediyorduk da Allah'tan. Ben hepsini seyrettim. Yani, yok abi, o ne abi. Bir an önce bizim ligimiz başlasın abi. Bir an önce. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Ali Koç. Ne Fenerbahçe oldu? TV'ye. Ne oldu Haluk Yürekli? Ne oldu? Ben sana buradan dedim ki Aziz Başkan bu zamana kadar konuşmadıysa benim için hükmü yoktur bundan sonra yapacağı açıklamaların. Bugün açıklamaları almışsın. Sayfalar dolusu almışsın. Neyse ki bizim ilan birazcık özet geçmiş. Ben sadece şunu soruyorum sana. Sadece şunu. Tatmin oldun mu? Olmadım. Neden? Ne yani dedi başkan? Ne dedi Aziz Başkan? Ben daha belgeli, daha tutarlı, ayakları yere basan açıklamalar bekliyorum. Özür dile benden. Özür dilemem senden. Niye? 429 milyon euro diyor borç için. 621 milyon euro olarak açıklamıştı. Arada 192 milyon euroluk 1 milyar 75 TL'lik. Değerli izleyiciler, sizlere de sorduk. Arada 100 kaç? 92 milyon euro. 192 milyon euroluk fark var. Sizce Fenerbahçe'nin arasının borç, ya iki başkanın bu kadar farklı rakam açıklamasının sizce sebebi ne? Ben bunu merak ediyorum. Ben çok mantıklı bir şey söylüyorum. Söyledim de o günde. Bütçelere nasıl baktığınla alakalı, 10 yıllık borcunu sen kırdırırsan böyle olur. Şimdi bak, Aziz Başkan bugün bir açıklama yapmış sayfalarca. Peki sana soruyorum. Elle tutulur iki tane maddesi var. Bir dakika var. Abi, sen onu geçme. Önce ona geçmeden önce, o maddelerin hepsine geçmeden önce. Ya bu fiziki müdahaleler başkan, devam ederse böyle program yapamam ben. Mevcut başkan Sayın Bak, Ali Koç diyor ki. Yani. Mevcut başkan Ali Koç diyor ki borcumuz 621 milyon euro. Aziz Bey de diyor ki Yıldırım. Sayın Aziz Yıldırım. Borcumuz 429 milyon euro. Aradaki 192 milyon euro, yani aşağı yukarı 5.6'dan hesapladık, 1 milyar 75 milyon TL yapıyor. 1 milyar 75 milyon TL nereden kaynaklanıyor aradaki fark? Bunu izleyicimize de sorduk, ben sana da sorarak başlamak istiyorum. Ben şunu söylüyorum, işte 10 yıllık alacağını kırdırıyorsun, ilk yıl ödemesini alıyorsun, ondan sonra onu 10 yıllık alacaklar tarafına yazıyorsun. Ben muhasebeci değilim. Bizim Levent Çalık izliyormuş, bizim mali müşavirdir kendisi. Varsa bilgisi atsın, ben onu hani insanların anlayabileceğini. Ben şuna inanırım kardeşim. Ben ne rakamdan anlarım ne... Konsolide bilanço sunuldu diyor. Ben ne rakamdan Aziz anlarım ne konsolideden anlarım. Ben anladığım şey şu: gelir gider. Kaç para borcum var, kaç para alacağım var. Ali Koç başkan çıktı bize böyle, bizim bu arkadaki led gibi sunumlar yaptı değil mi Fenerbahçe televizyonunda? Orada ne dedi? Her şeyi söyledi abi. Bütün alacaklar temlikli. Arsalar ipotekli. Taşınmazlar ipotekli. Alacağımız para yok. Kasamız boş. Futbolcuya geçen seneden alacaklar var. Başkan bugün Aziz Yıldırım ne diyor? Sadece bize has bir özellik değil. Futbolcuya borç diyor. Ya canım kardeşim, sana has ya da değil. Futbolcuya borcun var mı? Var. Hayır, geç, zaten sen kötü misin? Örnek. Kötü ya, örnek. İyi. Sen değil misin ki geçen sezon daha şey sezonun sonu daha tamamlanmadan ne dedi? Tek kuruş futbolcuya borcumuz yok dedi. Evet dedi. Şimdi diyor ki bu tek sadece bana has bir özellik değil diyor. Bütün kulüplerim var. Ya kardeşim, bana ne bütün kulüplerden? Fenerbahçe taraftarından bana ne? Peki, şimdi Sayın Aziz Yıldırım diyor ki Ali Koç açıklamalarını yaparken 3 yani Temmuz Fenerbahçe kupasını... taraftarından bana ne derken, Fenerbahçe taraftarı bana ne diyor? Yok öyle olmuş da böyle olmuş da, borcum ne kadar, bunu öğrenmek istiyor.
Bu kadar basit ya. Hemen 3 Temmuz kumpasını es geçti Ali Koç açıklamalarında diyor. Sayın Ali Koç'un unuttuğu husus 3 Temmuz kumpasıydı diyor. Konsolide bilanço sunuldu diyor. Başlıklardan bahsediyorum. Futbolculara yapılan gecikmeli ödemeler bize has değil. Yani her kulüpte olabiliyor bu diyor. Sayın Koç rehinli hissedeni biliyor diyor. Çünkü onu ben de söylemiştim. 6 yıl birlikte çalışmışlardı. 150 artı 1 milyon euro sözünü önümüzdeki zamanda yerine getirecektir diyor. Sayın Aziz Yıldırım açıklamaları kaos ortamı yarattı diyor. Bence bu genel tabloya baktığın zaman yani Fenerbahçe Kulübü Ali Koç Başkanı'nın yaptığı açıklamalardan sonra kaosa girmemiştir. Kaosa girecekse Fenerbahçe'nin eski başkanı Sayın Aziz Yıldırım bir kaos içerisine girer. Gerisi de girmez. Ben bu kadar net söyleyeyim sana. Yani Fenerbahçe'de de şu an bir kaos ortamı yok abi. Güldük gülistanlık şu an herkes. Fenerbahçe'de kombineler satılıyor, formalar satılıyor. Kulübe üyeler yapılıyor, yeni üyeler yapılıyor. Yapılmayan, alınmayan üyeler. Şimdi Fenerbahçe'de özgür, demokratik bir yapı var ve o yapının içerisinde üyeliklerini yapıyorlar. Taraftar özgür ve demokratik bir şekilde sırf yönetimi eleştirdiği için tribünden uzaklaştırılmış değil. Bayram havasında geçecek şu anda Fenerbahçe yeni sezonu. Bayram havasında geçirecek. Onur demiş ki Aziz Yıldırım'a göre Ali Koç kendi başkanı olduğu kulübü itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Neden böyle bir şey yapsın ki diyor. İtibarsızlaştırmaya çalışıyorsa gerçekten itibarsızlığı hak edecek birilerine yapıyordur onu. 20 yıl boyunca siz bir kulüpte oturacaksınız, başkanlık yapacaksınız ve o kulübün geldiği nokta bu olacak. İnanılır gibi değil. Bakın Süleyman Seba dönemine. 20 sene de kalmadı başkan. Nur içinde yatsın. Nereden aldı, nereye getirdi? Bir de şimdi bakın. Aziz Yıldırım'ın 8 Mart... Ben yönetimden her zaman için yönetimler, teknik direktörler, başkanlar, yöneticiler değil ama... Peki başkanlar ve teknik direktörler konusunda kesinlikle ve kesinlikle istikrardan yana olan birisiyim. Yıllarca bunu söyledim. Özellikle teknik direktör konusunda her ne kadar ilk geldiği sene başarısız olsa da eğer inanıyorsanız, güveniyorsanız taraftarın baskısını göz ardı ederek o adamın arkasında durun dedim. Her zaman. Ya benim inanışım bu. Futbola olan inancım bu. Ama siz 20 sene boyunca bunu yaptıktan sonra kusura bakma kulüp bu hale gelmez. Bu hale gelmez. Ben Aziz Yıldırım'ın açıklamaları bende şöyle söyleyeyim. Beni tatmin etmedi. Bir kere çok net onu söyleyebilirim. Yalnız bir konuda şu borç meselesini bilmiyorum. 420 çünkü bunu öyle açıklar diye bekliyordum Aziz Yıldırım. Yani Ali Koç diyor ki Sayın Başkan 621 milyon euro. Aziz Yıldırım diyor ki 429 milyon euro. Ali Koç neden 621 milyon euro olduğunu ayrıntılı bir şekilde bütün görsellerle masaya yatırdı. Değil mi? Evet. Ve kamuoyuyla paylaştı. Yani o 621 milyon euronun altını doldurdu Ali Koç. Ama Aziz Yıldırım 429 milyon euronun altını doldurmuyor. O anlamda beklentimi karşılamadı benim. Ama bu Sina Afro olayı enteresan. O konuyla ilgili açıklamasını da bak, ayakları mali, yeri basan tamam, bir açıklama çok olarak çok pardon. Görüyorum. Şu bilançolarla ilgili hani Levent'ten istedik ya. Levent bir şey yazmış. Bilançoları incelemeden bir şey söyleyemeyiz. Ali Koç başkan tekrar açıklama yapıp aradaki farkı açıklamalı. Aradaki farkı açıklama zorunluluğu yok ki. Fenerbahçe'nin şu ana kadar yani bugün borcunun ne kadar olduğunu açıklamakla yükümlü. Aradaki fark yani çünkü zaten 490 değil diyor yani. Hali hazırdaki borç bu diyor. Sina Afra olayıyla ilgili genel kurulda Sayın Sina Afra ile alakalı açıklamalarda bulunurken Sayın Koç şahsımı yalancılıkla suçlamıştı. Burada da şunu biraz açayım. Ali Koç yanılmıyorsam kürsüdeydi. Aziz Yıldırım yani 3 Temmuz'la ilgili işte o Sina Afra'yı kastederek yönetimini alıyorsun dedi. Yönetimimi almıyorum. Yalan söylüyorsun Sayın Başkan dedi. Onun arkasından bu Sina Afra olayı büyüdü. O gün bu açıklamaları beni üzmüştü. Ancak gelinen noktada Sayın Sina Afra'nın Sayın Ali Koç tarafından Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu'na üye olarak hem de 3 Temmuz akşamı atanması kimin yalancı olduğunu herkese gösterdi. Ve üzüntümü bir nebze de olsa azalttı. Fenerbahçe'ye ve şahıslarımıza yapılan FETÖ kumpasını meşrulaştıran sosyal medya paylaşımlarının Sayın Koç tarafından milliyetçi duygularla söylenmiş masumane sözler olarak değerlendirilmesi ve savunulması benim için ayrı bir üzüntü sebebi oldu. Bu konunun değerlendirilmesini ve Fenerbahçelere bırakıyorum diyor. Ben Sina Afra Beyefendi'yi tanımam etmem.
ne atmış onu da bilmem. Yani üçleme ben... sürecinde Trabzonspor'la ilgili bir tweet atıyor. Fenerbahçe ha. taraftarı da zaten o gün Ali Koç'a belki de tek tepki göster, yani çoğunluğundan bahsediyorum. Elbette Ali tamam. Koç'un Sayın Başkan'ın yaptığı her şeyi savunan bir kitle var. Ama Ali Koç o günkü televizyon programında en çok tepkiyi Sinan Afra, Sina Afra olayında almıştı taraftardan. Ya burada da tahmin ediyorum taraftarlar Aziz Yıldırım'ı haklı görüyordur. Yani bu 8 madde içinde Aziz Yıldırım'ı tek haklı gördükleri yer burası tamam. olabilir. Aziz Başkan'ın bu sözlerinden ne anlıyorsun sen? FETÖ kumpasını meşrulaştıran sosyal medya paylaşımı. Bu tip paylaşımlar yapanlar. Dışarıda kimse var mı bu tip paylaşım yapan? Yoktur herhalde. Ağır bir laf, evet. Ya burada ne demek istiyorsun? Yani Aziz Başkan ne demek istiyor? O gün paylaştığı tweet bize çok ben zarar verdi. Ben Türkçesini söyleyeyim, sen söylemiyorsun. O gün paylaştığı sen söylemiyorsun. Sina Afra ile ilgili bir ithamda bulunuyor. Değil mi? Hani evet. Meşrulaştırıyor diyor FETÖ operasyonunu, meşrulaştırıyor. Evet. O zaman bu ülkenin savcısı var, polisi var, emniyeti var, MİT'i var, varoğlu var, bir sürü şey var. Böyle bir şey olsa zaten halihazırda bununla ilgili bir çalışma yapılırdı. Bırak Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi, yok efendim sportif AŞ üyesi bilmem ne, Fenerbahçe'de güvenlikçi olamaz. Tamam, peki 3 Temmuz günü futbol AŞ'ye yönetici olarak atanıyor olmasını nasıl değerlendiriyorsun? Ne bilmiyorum, manidar bir tarih olmuş. İşte 3 Temmuz'da... Manidar bir tarih olmuş. Yani onu bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama bilerek yapıyorlarsa da bence kör gözün parmağına çomak sokmaz herhalde Ali Koç Başkan. Güvenmese, inanmasa, destek olmasa, bilmese adamı bu şekilde bir hareket yapmaz herhalde. Yani kusura bakma da kör gözün parmağına yapacak değildir yani. Peki Mustafa Eymen demiş ki 20 yıldır dinledik Aziz Bey'i ama sadece dinledik, kimseyi konuşturmadı. Bu zamana kadar çıkıp 400 küsür milyon dolar borç var diyor. O kadar borcu nasıl yaptın demezler mi diyor. Diyoruz da işte Aykut demekle Koçan kalıyoruz. Aykut Koçan diyor ki... Aziz Yıldırım neden bu kadar kulübü parçalamaya devam ediyor diyor. Sen demiştin ki Aziz Bey'den Benfica maçı öncesi kulübü karıştıran bir açıklama inşallah yapmaz. Umarım Benfica yapmaz. Maçı bu öncesine kalmaz. Bu kulübü karıştıracak bir açıklama değil. Mı? Değil. Değil. Bu kendini savunmaya yönelik bir sayfalar dozası dolusu bir yani kahır mektubu gibi bir şey abi. Zeki Müren'in bir şarkısı var ya, kahır mektubu bitmiyor biliyorsun. Çok güzel şarkıdır bu arada. Çok uzun bir şarkıdır ama. Ya kahır mektubu gibi bir açıklama yapmış Sayın Başkan. Peki ben şunu soruyorum ya, Ali Koç 50 kere davet etti. 50 kere davet etti televizyon programına. Kampanya süreci. Kampanya süreci. Neden çıkmıyor? Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a yine davet etti. Bu televizyon kanalı açık dedi. Sayın Başkan Aziz Yıldırım neden Fenerbahçe televizyona çıkıp bir açıklama yapmıyor? Bana birisi bunu söylesin ya. Ya ben Aziz Yıldırım benim, ne Aziz Yıldırım benim zerre kadar umurumda. Ne Ali Koç, Sayın Ali Koç benim zerre kadar umurumda. Benim umurumda olan şey Fenerbahçe'deki gerçekler. Ben bunu istiyorum. Şimdi ama kime inanacağız? Ali Koç diyor ki 620 milyon. Yani kimse milyon, kusura bakmasın. Bak kimse Aziz kusura bakmasın. 429 milyon. Kimse kusura arada bakmasın. Arada 192 milyon euro var. Yani TL ile 1 milyar 75 milyon TL. Yani Beşiktaş'ın borcunun yarısı kadar. Trabzonspor'un borcunun tamamı kadar. Yani Trabzonspor'un 1 milyar TL borcu var. Aradaki şimdi, fark Trabzonspor'un borcu ben kadar. Ben kimseye yani. İnanma, ya ben şuna inandım buna inandım demeyeceğim. Ama ben şunu söyleyeceğim. Aziz Başkan'ın açıklamasını da okudum. Ali Koç Başkan'ın açıklamasını da dinledim. Başından sonuna kadar. Bana Ali Koç'un yaptığı açıklama inandırıcı geldi. Ama tekrar söylüyorum, ben muhasebeci değilim. Ha, belki muhasebe teknikleri yaparsın. Oradaki borcu buradaki alacağı yazarsın. Alacağını borcu yazarsın. Kırdırdığın için bilmem ne yaparsın. Konsolide bilmem ne. Ben bunlardan anlamam. İnandırıcılık yeteneğine baktığında ben Ali Koç Başkan'ın yaprak yaprak sayfa sayfa yaptığı açıklamayı sunum inandırıcı ya. Buluyorum. Anladın mı? Net bir şekilde söyle. Her şeyi söyledi. Cemil demiş ki o bir Aziz Yıldırım taraftar yani sempatizanı. Aziz Yıldırım'ı sever. Yani seçim sürecinde de Aziz Yıldırım destekleyen bir izleyicimiz. Tatmin olmadığınızı söylüyorsunuz. Tatmin olmadığını söyleyenler de var. Ama Aziz Yıldırım neden 429 milyon euro borcu olduğunu sayfa numaralarıyla madde madde söyledi. 65-66 diyor. Sayfa diyor. Evet. İkinci iki sayfa gösteriyor. Abi çık bunu anlat. Bunu peki o zaman niye Ali Koç Başkan'la karşı karşıya gelip yapmadın? Ben bilemem ki abi. Zaten Ali Koç'un kendisi de, Aziz Yıldırım Bey'in kendisi de, Ali Koç Bey'in kendisi de zaten oturup bunu böyle böyle çalışmıyor ki. Onun bir sürü danışmanı var abi, mali danışmanı. Bir sürü mali müşaviri var. Yeminlisi var, yeminsizi var. Var oğlu var. Kadir demiş ki, Kadir Guguk. Bu kadar borç nasıl yapılır anlam vermek zor. O kadar geliriniz var. 20 yıldır hiç mi azalmaz bu borç? Neden sürekli katlanıyor demiş.
Geçelim mi şu konuları ya? Tatsız konuları geçelim. Salih demiş ki Titanic için de batmaz deniyordu. Vah Fenerbahçe vah demiş. Güzel. Bunun harika bir tweetle. Fenerbahçe şey batmaz ya. Rahat olun. Fenerbahçe'de Joseph De Souza'nın ve Giuliano'nun kulübe çok ciddi bir teklif ulaştığı ve satılmak üzere olduğu iddiaları var. Bizim de bizim teyit ettiğimiz bilgi şu. Giuliano ve Joseph'e iyi teklif yakalarsa Fenerbahçe gönderecek. Ve 2 Ağustos Benfica maçı için UEFA'ya kadro verilme tarihi, son tarih. O tarihe kadar da bir stoper ve bir forvet transferini açıklaması bekleniyor. Yani Fenerbahçe'de beklenti bu yönde. Biraz transfer üzerinden değerlendirelim. Çok az kaldı. Hatta Cagliari ile oynayacak Fenerbahçe son hazırlık maçını Benfica maçından önce. O maçta da ideal 11'ini, yani Benfica maçında sahaya sürmeyi planladığı 11'i sahada görmek istiyormuş. O kadroyu da hemen merak eden izleyicilerimiz için gazeteci arkadaşlarımız yazmışlar bugün Fenerbahçe'yi takip eden. Ben Senat'ta da gördüm, Ahmet Ercanlar'da da gördüm. O kadroda şöyle: kalede Volkan, Isla, Şikertel, Neuensteiner, Hasan Ali, orta alanda Mehmet Topal, Giuliano, Elif Elmas, sağda Alper, solda Valbuena, en önde Ayev. Yani arkadaşlarımızın, Fenerbahçe muhabirleri arkadaşlarımızın Benfica maçı ile ilgili solda ilk 11 öngörüleri o. Ama solda da 3 haftadır antrenmana çıkamadığı için, yani herhalde maça yetişemeyeceği öngörüsünde bulundukları için. Yani şimdi Fenerbahçe 2 Ağustos'a kadar bir forvet ve bir stoper transferini bitirirse acaba onlar hazır halde gelir mi? Orada oynayabilir mi? Yani bir bilinmezlik var. Ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'deki bilinmezlik birkaç güne kadar ortadan kalkacaktır. Çünkü Fenerbahçe'de çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu her yer sürekli söylüyorlar zaten. İsim telaffuz etme konusunda unuttuk abi. Neyi unuttuk? İsim telaffuz etme konusunda deyince uçağı unuttum içeride. Onu çok yazıyorlar zaten. Arkadaşlar kusura bakmayın. Egecan demiş ki uçak gitmiş abi, hayırdır demiş. Kusura bakmayın, bu benim dalgınlığım. Uçak, yani henüz daha bir isim yok. Sizlere söyleyebileceğim, %100 bitti dedi diyebileceğim bir isim yok ama hali hazırda çok hummalı bir çalışma var ve Fenerbahçe taraftarının bir tane çok iyi bir santrafor eğer giderse, yani şimdi hep aynı şeyi söyleyip duruyoruz. İnsanlar çok ciddi anlamda inandırıcılığını da kaybetmiş durumda kalıyorlar. Şöyle, Fenerbahçe'nin A, B, C planı var transfer için. Satılacak oyuncular listesi değişti. Bugün aldığımız istihbarata göre az önce söyledi, Joseph'le Giuliano'nun satış listesine konduğu. Bu oyunculara gelecek, özellikle Joseph ve Giuliano ikilisinin üzerinde hummalı bir şekilde duruyorlar. Çünkü Giuliano'nun memleketinden eski takımına geri dönmesi çok mümkün. Onur da demiş ki Joseph konuşurken yabancı forumlarda okudum. Wolverhampton ve Crystal Palace teklif yapmış. Evet. Wolverhampton'ın teklifi daha iyi diye konuşuluyor. Yani diyor. Crystal Palace yani Premier aynı zamanda gitme ihtimali var. Evet. Daha önce de yaptı. Direkten dönmüştü. Bu tip haberler yapıldı. Şöyle, bir de Fenerbahçe niye satmak istiyor Joseph De Souza'yı? Joseph'in önümüzdeki sezon sözleşmesi sona eriyor. Yani bedava gitme ihtimali var. Fenerbahçe bir yatırım yapmıştı. 8 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam bonservisine. Yani bu sene sattın. Yani şu anda elinden çıkardın. Çıkaramazsan Ocak ayından itibaren sıfır bonservisle, ki ileride Emlak Baba'yla da konuşacağız bunu, sıfır bonservisle bir kulübe imza atması söz konusu. Yani para kazanmak için eğer sözleşmesini uzatmayacaksan son transfer dönemin. Evet, o doğru da sözleşmesini uzatmayacaksan diye bir önemli bir şeyde koymuş oldun, set koymuş oldun oraya. Fenerbahçe'de ben Joseph'in boşluğunun dolabileceğini, iyi bir teklif gelmesi halinde kesinlikle satılması gerektiğini, Giuliano'nun hemen iyi bir, yani Fenerbahçe yönetimini tatmin edecek bir rakam gelmesi halinde hemen satılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu iki bölgedeki oyuncu değişikliği aslında Fenerbahçe'deki bütün yapıyı da değiştirecektir. Filip Koku'nun bazı tercihleri olduğu bu oyuncularla ilgili, özellikle Giuliano ile ilgili bazı tercihleri var, bazı yorumları var. Hani satılabilirse kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Da böyle bir sanki oralarda çok fazla düşünmediği yönünde hatta ve hatta gelmeye hazır gemileri de yakmış olan Jansen konusunda da bir soru işareti koymuş. Dolayısıyla işler o kadar sandığımız kadar, geçmiş dönemlerdeki kadar, hani işte hoca gitti, hoca geldi, 3 oyuncu 5 oyuncu istedi, işte o 5 oyuncudan hani 3 tane alternatifli 15 oyuncu sayıp
Onlardan bir tanesi gelince de ben yazdım, ben söylemiştim demek değil. Çünkü kulüplerin içi, gerçekten işi bir hayli karışık. Önce satılacaklar bakılacak. Beşiktaş'ta da konuşacağız mesela. Bir sürü yeni haber geldi Beşiktaş'ta da ilgili. Yani yeni derken reputasyona ihtiyacı olan haberler var. Dolayısıyla şimdi... Reputasyon iyi oldu ama. Ne dedim? Reputasyon iyi oldu diyorum. Yani reputasyona ihtiyacı oldu. Hepimiz çok net anladık. Yenilenmeye. Teşekkür ediyoruz yani. Yenilenmeye. Hayır, burada neler dedin abi? Yellow Friday için neler dedin? Şimdi diyorsun ki reputasyona ihtiyacımız var. Doğru söylüyorsun. Özür dilerim değerli izleyiciler. Bir yerde buldu bir şeyini, falsomuzu. Oradan yürüyor artık. Sabaha kadar yürür. Dolayısıyla şu var, satmadan oyuncu almanın imkansız hale geldiği bir dönemdeyiz. Fenerbahçe'de böyle bir zorunluluk yok ama Fenerbahçe satmadan da almak istemiyor açıkçası. Çünkü mali tablolar ortada. Yansen konusunda Filip Koku'nun yönetime söylediği aynen şu. Diyor ki ben Yansen'i istemiyorum. Ha, eğer ki almak zorunda kalırsak ve kimseyi, daha doğrusu kimseyi alamayacak durumdaysak en son tercih olarak Yansen'i alın. Ama ben Yansen'den daha iyilerini istiyorum. Daha efektif kullanabileceğim, daha takım oyununu oynayabilecek ve daha bitirici özellikleri olan bir forvet oyuncusu istiyorum. Bu anlamda verilen şeyler de var, isimler de var kendisine teklif edilen. Bir arkadaşımla konuştum. Ben dedim ki Yansen'i beğeniyorum dedim. O da bana ne dedi biliyor musun? Fenerbahçe'nin forveti kafa golü atmaz mı ya dedi. Atmaz, kafa golü atmayan işte forvet mi olur dedi. Olma mesela. Yansen genel olarak beğenilmiyor galiba. Yani çok da fazla izleme fırsatı da bulunamadı aslında. Nuh Merit demiş ki bu saatte sizi seyrediyorum. Sağ ol, eksik olma. Yalandan da olsa bir isim verir misiniz demiş. Yalandan da olsa ne demek abi? Verir misin yalandan da olsa bir isim? Slimani. Yalandan da, yalandan da olsa. Slimani. Vahit Halil Hoca, ben Trabzonspor'dayken Trabzonspor'a da istememişti mesela Slimani'yi. Hoca şey, öğrencisiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Slimani'yi teklif etmişti de, şey teklif etmişlerdi de kendisi istememişti Slimani'yi. Yansen konusunda Filip Koku'nun fikrini söyledik. Yalandan da olsa bir Slimani diyelim. Yalandan da olsa ayağınız alışsın bir Reyes diyelim. Yalandan da olsa olmazsa deme, olmaz ya. Zuma abi, diyelim. Yalandan olmazsa olmaz. Bu ciddiye alınır. Yok, almayın almayın. Yani söylediğim isimler tabii listede de. Peki, birisi stoper, ikisi stoper. Benfica zaten için az önce saydığım kadro: Volkan, Isla, Şikertel, Neuschneider, Hasan Ali, Topal, Elif, Giuliano, Valbuena, Ayev, Alper. Yeter. Yeter mi? Yeter. Benfica'ya tur atlama, Benfica maçında tur atlamak için yeter. Işık yemiş tilki gibi bakma bana. Hayır, bu kadar çok iddialısın ya, onu anlayamıyorum. Ben yani hayatta iddialıyım canım kardeşim. Beğenirsin beğenmezsin. Ben senin gibi politika yapmam ki. Ha, yetebilir de yetmeyebilir de. Futbol yuvarlak bir oyun, şey topla oynanan bir oyundur. Yuvarlak bir cisimle oynanır. Nereye gideceğini belli olmaz. Direkten de dönebilir, oradan da olmaz. İşte kuş taşa çarparsa, o bile olursa demem kardeşim. Ben net bir adamım. Bana göre benim şu söylediğin kadro Benfica maçında tur atlar abi. Bana göre soruyorsun bana. Sonra ya efendim öyle. Ben senin gibi değilim abi. Netim ben. Tur atlar mı diye soruyor. Yeterli mi diye soruyor. Bana göre yeterli. Anladın mı? Yeterli. Nasıl yeterli abi? Söylüyorum. Yani nasıl yeterli? Söyle bana. Bir. Neresinden tutayım? Savunma dörtlüsü. Geçen seneki savunma dörtlüsü. Kaç gol yedi? Çok yedi. Bak. Kaç gol? Tamam peki. İleride çok, ilerisi. Çok yedi diyelim. Tamam ilerisi. Elif. Yepyeni bir transfer, gencecik bir çocuk, havası verecek bir oyuncu. İnşallah. Kaldı ki çok da başarılı olacağına inanıyorum. Bir önce transfer oldu, oynayamadı geçen sene. Bu sene oynayacak. 6 ayı zaten transfer. Bu sene oynayacak. Tamam. Giuliano geçen seneki oyuncu. Topal geçen seneki oyuncu. Valbuena geçen seneki oyuncu. Alper geçen seneki oyuncu. Ayev diye benim çok fazla inandığım bir tane oyuncu var. Ya sen ona şimdi inanıyorsun anladığım kadarıyla. Yani ben elbette... Ben hazırlık maçlarında izlediğim Fenerbahçe'ye inanıyorum. Eğer ki o Fenerbahçe o temposunu 65-70'e çıkartırsa, 65-70'e kadar götürsün maçı, ondan sonra söker alır Fenerbahçe. Ben buna inanıyorum. Sen ister inan ister inanma abi. Abi bir de futbolun realitesi var. Sadece ben realite ortaya konuşuyorum sana. Ortaya koyduğum performans da önemli. Şimdi en zor Fenerbahçe'de bir tane oyuncu sırıtıyor. O da Roman Neuschneider. Roman Neuschneider bu takımın oyuncusu değil. He, Hasan Ali bana göre kocaman soru işaretidir ama geçen sene Hasan Ali performansı ortadaydı. Başka soru işareti var mı bu 11'de sende? Ben de soru işareti yok. Giuliano bir soru işareti değil mi? Giuliano değil. Alper? Değil. Geçen Alper mi? Evet. Ben metiyeler düzdüm geçen sene Alper'e biliyorsun. Yani Alper kötü oyuncu demiyorum da soru işareti mi değil mi? Onu değil. Dedim. Bana göre iki tane soru işareti var. Bir Roman Neuschneider,
İkincisi de Hasan Ali. Ama Hasan Ali'nin geçen seneki performansı da ortadaydı. Abi insanlar niye bizim fotoğrafımızı, paylaştığımız fotoğrafı kesip kesip atıyorlar abi? Kesmiyorlar abi, yakınlaştırmışlar işte. Öyle bir tuhaf tuhaf fotoğraflar çektirdiğin için. Admin'e söyleyeceksin. Bünyamin demiş ki abi peki ona. Önemli olan Fenerbahçe'nin turu atlaması mı demiş. Bence turu atlaması. Eğer ki turu atlarsa Fenerbahçe'de başka hesaplar da yapılacak tabii. Zeliha doğal yaşam mesaj atmış. Sizi izlemek güzel diyor. Kendisine selam olsun. Aykut da bizi izliyor. Bir şey söyleyeceğim. Zeliha Hanım eşi yatmış mı? Hasan abi yatmış. Hasan abi yattı mı Zeliha Hanım? Hay pardon, uyandı mı? Ya uyandırın da Allah aşkına kimi izlediğinize bir baksın ya. Peki Fenerbahçe'ye nokta koyuyoruz. Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ta Fikret Orman. Hemen hızlı hızlı söyleyeyim de dur abi. Ben buraya yazdım. Hızlı hızlı söyleyeyim çünkü 1,5 dakikada bitirecek Beşiktaş'ı. Hemen bir dakika. Bir dakika. Evet. Beşiktaş'ta sağ bek, golcü 10 numara. İsimleri belli. Kulüpleriyle anlaştılar. Oyuncularla ilgili ufak tefek pürüzler var. Onlar belirlendikten sonra resmi açıklamayı da yapacaklar. Yapacak Beşiktaş kulübü. Çadli konusunda Beşiktaş, Belçika milli takımının oyuncusu biliyorsun. Geçen sen şey, Dünya Kupası'nda izlediğimiz, bildiğimiz. Turnuvaya yedekler çok arasında fazla başlamıştı. Arkasından evet, çok fazla ümit, ilk 11 oyuncusu çok oldu. Çok fazla ümit beklenmeyen bir oyuncuydu ama son maçında gösterdiği performansla, evet, gösterdiği performansla iyi işler yaptı. Vida'dan gelecek parayı bekliyor Beşiktaş yönetimi. Vida'dan gelecek paraya göre öncelikli olarak Liverpool kalecisini Mignolet'i istiyor. Mignolet'in menajerinden de açıklama geldi. Mignolet bu arada takımının kampına da alınmadı. Dolayısıyla İngiltere'de şu anda kadroşu bırakıldı. Açıklamaları var. Ben Mignolet konusunda Beşiktaş yönetiminin önemli bir adım atmak üzere olduğunu düşünüyorum. Mignolet'in menajeri Simon'a sadece Türkiye'den değil başka ülkelerden de teklifler var demiş. Türkiye'den tek teklif herhalde Beşiktaş'tan. Yok yani, aslında Galatasaray da teklif yapmış. Muslera'yı gönderecek. Muslera'nın yerine alacak. Güzel. Hı-hı, tamam. Var yarın bu başka var mı özel haberleri? Söyleyeceğim. Tamam, Beşiktaş'ı bitiriyoruz çünkü de o yüzden. Benim istediğim kurguyla yapmıyorsun çünkü. Fikret Orman'ın açıklamaları var. Ha, ben yani, abi hemen bitireceksin sandığım için Beşiktaş konusunu. Dün hemen akşam arada bildiklerimi söyleyeyim dedim. CNN Türkiye bağlanıyor arkadaşlarımızın programına. Arkadaşlarımız kim abi, isimlerini söylesene. Emre Tilev var, Uğur Meleke var, bir de Cem Yılmaz var. Tamam. Oraya bağlanıyor ve çarpıcı açıklamalar yapıyor. Ben, bize niye bağlanmıyor en çok Sayın Başkan? Geç bir saat belki uyuyoruz. Teşekkür ederim. Vida'yı abi en çarpıcı açıklaması şu bence. Evet. Yani 30'lar, 40'lar, 50'ler, 80'ler, 100'ler, 150'ler, 200'ler havada uçurken Vida'ya resmi teklif yok diyor Sayın Başkan. Sen var ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten The Sun gazetesinde çalışmaya veya The Sun gazetesinin spor müdürü olabilirsin biliyor musun? Adam şöyle söylüyor. 30, 40, 50 diyor. Sen ben 30, 40, ben fikir 50, 100, 200, 300. Ben Sayın Başkan'ın ağzından söylemedim. Yani sosyal medyada konuşulan rakamlardan bahsediyorum. Ya 200 50 ile, 50 ile şeyi açtık. Hiç öyle bir şey açtık. Alt sınır 50 idi yani. Yok, 12 ile başladı. 30'a kadar geldi. Vrsaljko varmış Inter sağ beki. Hırvatistan milli takımında sağ bekiydi. 6,5 milyon euro kiralama bedeli vermişler. 15 milyon euro da galiba satın alma opsiyonu var. Tam yani rakam 22-23'e geliyor. 6,5 artı 15 yap. İşte 21-22 o civara geliyor. Ha, tamam. 22-23 hadi. Stoper mi sağ bek mi? Sağ bek. Hayır, stoper mi daha pahalıdır, sağ bek mi? Ya bence çok fark yoktur. Ya, bence savunmalı. Fark vardır, aslan gibi fark vardır da. Yani ne dedim ki abi, bir tanesi stoper, öbürü sağ bek. Sanki santrafordan bahsediyoruz yani. İkisi de savunma oyuncusu işte. Ama birisi Atletico Madrid'in sağ bekinde oynuyor yani, yanlış anlama. Birisi Atletico Madrid'in sağ beki, öbürü de Beşiktaş'ın stoperi. Tamam işte, teşekkür ederim. Atletico Madrid geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu. Önceki yıllarda La Liga'da şampiyonluk yaşamış. Yani Beşiktaş'tan daha değerli bir takım. O anlamda söylüyorum. Büyük. Atletico Madrid mi? Evet. Daha değerli ne demek? Yani kadro kalitesi daha değerli. Oyuncuları daha başarılı. Yani daha başarılı. Griezmann var mesela kadrosunda. 100 milyon euro yani değeri. Onu anlatıyorum. Tamam, maddi değerinden bahsediyorsun. Onu söylüyorum. Ha, tamam, maddi değeri büyük olarak, demedim evet. Yani. Özellikle demedim. Tamam, aferin. Büyük deme çünkü büyük değil yani. Yani bir Türk takımından daha büyük değil yani. Sayın Başkan'ın Vida ile ilgili resmi teklif yok demesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Söyleyeyim mi? Yani tweet de attım. Hiç İngiltere uzakma. İngiltere basınında Vida ile ilgili haberler çıktı. İşte Liverpool'un Beşiktaş için Vida için İstanbul'a geleceği, Everton'un istediği, işte ne bileyim Çin'den önemli teklifler olduğu, yani birçok Avrupa kulübünün istediği konuşuluyordu. Fikret Orman Sayın Başkan çıktı ve dedi ki Vida'ya tek bir resmi teklif yok. Ha, var sözde, biz de duyuyoruz. Ama bize kulübe ulaşmış yazılı, biz Vida'yı istiyoruz diyen bir kulüp yok dedi. Vida kalır mı Beşiktaş'ta? Vida gitti diyorum, sen Vida kalır mı diyorsun. Peki ben bir daha söyleyeyim.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın bir transfer sihirbazı olduğu konusunda herhalde hemfikiriz. Bence çok başarılı. Dolayısıyla ona da onu birçok oyuncu, gitmeyecek dediği birçok oyuncu, satış almayacağız dediği birçok oyuncu alındı. Satmayacağız dediği birçok oyuncu satıldı. Bu tamamıyla bir transfer stratejisi olarak görüyorum ben bunu. Ben çünkü Vida'ya tekliflerin olduğunu biliyorum. Bu tatmin edici olur olmaz, o seviyelere çıkar çıkmaz bilmiyorum ama ben en başında söylediğim yerdeyim. Vida ile ilgili iki basamaklı bir teklif gelmesi halinde, ki bu hani iki basamaklının başındaki rakam 2 değil. Yani hani 10 küsür milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde. Hani 11'e de satarlar mı? Ben olsam 11'e de satarım. Ama Sayın Başkan diyor ki 6 ay sonra satmak için Vida'yı almadık. Bak bunların hepsi bir transfer stratejisi. Ve bu strateji de bu zamana kadar hep başarılı oldu ve özellikle de stoperlerde oldu. Şimdi arkadaşlar soruyor beni, yolda işte gören arkadaşlar da, sosyal medyadaki arkadaşlar da soruyorlar. İşte bu bizim Enzo diyorlar, nasıl işte iyi iş yapar mı? Yani şimdi kiminle yan yana oynayacağına bakacaksın abi. Pepe'nin yanında oynayacağın zaman sen ben bile bir şekilde bir şeyler öğreniriz. Dolayısıyla hani Vida'nın İyi bir rakam bulması halinde hemen direkt satacaksın, gidecek Vida'yı. Bir dakika bile tutmam yani. Çünkü zaten adam muhtemelen psikolojik olarak şu anda buraya bile hazır değildir yani. Hani zaten adama dünya kadar, mesela ben İngiltere Premier Lig'e gitme ihtimali üzerinde çok fazlasıyla durmuştum. Çünkü oradan sadece bir tane teklif olmadığını biliyoruz. Ama bilmiyoruz. Sen biliyorsun. Fikret Orman bilmiyor. Ya ben biliyorum da Fikret Başkan bilmiyor yani. Ya abi ben yalan mı söylüyor Fikret Orman? Strateji yapıyor. Ha tamam. Yani yalan mı söylüyor teklif dersen? Teklif yok diyor yani. Niye teklif varken yok desin ki? Hayır, teklif var, satmak istemiyoruz der, bir stratejidir. Ama yani bir, o kulübe ulaşmış bir teklif varsa Vida ile ilgili. Niye yok desin? Bundan öncekilerden stratejisini... yok dedi. Fiyat arttırmak için. Ciddiye almıyor teklifi demek. Aa, adama bak, ben yazılı bir teklif gönderdim sana. 15 milyon euro, adam bu teklifi yok saydı demek. Ha, mesela. Öyle olabilir. Anlatabildim mi? Bu tür hamleler vardır işte. Kaldı ki oraya gidene kadar haber zaten. Ya yurt dışına gidene kadar zaten üzerinde 300-500 kere yazışılır yani. Bence önemli. Ben onu söyleyecektim, onu söyleyeyim de fırsat vermiyor. Çünkü Premier Lig demiştim, gitme ihtimali son derece yüksek ama Premier Lig değil, bir bakmışsınız. Yine yani bu sefer böyle bir İngiltere ile Fransa arasında benim coğrafya inanılmaz kötüdür. Aşağı mı yukarı mı? Yukarı. İngiltere, Fransa. Yukarı mı? Fransa, İngiltere yukarıda. Aşağı doğru bir, yani çok fazla gitmez, aşağı doğru gelebilir yani. Şimdi abi dünya kadar YouTube'luk falan olmayalım da abi. Beni böyle Emin misin? Şöyle bir baktım, evet tabii. Tamam, vazgeçtim. Daha yukarıda ya, yukarıda. Tamam, vazgeçtim. Ya yani İngiltere'ye değil belki Fransa'ya da Reşat geçiş yapabilir. Demiş ki 10 numara ve forvete kim geliyor demiş. Hadi buyur. 10 çünkü... numaraya bonservis elinde bir oyuncu geliyor. Daha da fazlasını söylemem. Ben şaşırtıcı bonservis elinde bir oyuncu. Şu anda ben de Beşiktaş 30-40 milyon euro verir bir 10 numara alır falan diyorum. Şu anda en yakın olan o. İsim vermez misin? Yok doğrulatamadım çünkü daha. Peki forvete Abubakar? 20 milyon Abubakar, euro Abubakar konusunda yine son güne kadar bekleyecek Beşiktaş yönetimi, çünkü elinde çok ciddi maliyeti yüksek bir Negredo var. Negredo'ya teklif gelirse, satarsa evet Abubakar gelir ama şu anda hali hazırdaki kadroya baktığında Beşiktaş'ın forvet alabilecek hani durumu yok yani. Anlatabildim mi? Öyle bir durumu yok yani. Ama Negredo giderse ilk alternatiflerden bir tanesi. Fatih demiş ki uzun zamandır izlemiyordum Haluk abi ama Beşiktaş'la ilgili değişen bir şey yok. Onu görmüş olduk. Yine de Gökhan abim Beşiktaş için yalan da olsa transfer söyler mi demiş. Yani yalan insanlar olsa... var ya, o kadar noktaya geldiler ki, tuhaf noktaya. Yani herkes bir transfer beklentisi içinde. Kulüplerin mali yapısı ortada. Beşiktaş şimdi oyuncu satıyor. Tosic'i sattı. Fabri'yi sattı. Yani bir sürü oyuncu sattı. Ve o satışlardan da 13 milyon 750 bin euro kar yapmış. Girdi sağladı yani. Girdi sağladı kar. Mitrovic'i de sattı. Yani bütün 3 büyükler arasında 13 milyon 750 bin euro karda olan Beşiktaş kulübünden bahsediyor. Ama hala Beşiktaş da mesela pazarın son günlerini bekliyor. Yani abi, oradan açığa çıkacak şimdi, kiralık oyuncu. Şimdi şöyle ben mesela var. Bugün onu kendi kendime onu düşündüm. Dedim ki Avrupa'da bizim kulüplerimiz. Şimdi atıyorum Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde işte Chelsea'nin, Milan'ın, ne bileyim Bayern Münih'in, Manchester City'nin kullanmadığı oyuncuları, yani kadrosunda düşünmediği oyuncularla onun üzerinden bir transfer stratejisi üretip o takımlarla yarışma durumunda. Öyle evet. mi?
Sağ öyle bakmayacaksın ama her oyuncu farklı farklı takımlarda farklı farklı performans gösterebilir. Bakınız Gomez. Ama kalitesinden bakınız de bahsediyorum. Bakınız Gomez. Milli takımdan milli takıma gidemiyordu. Geldi Beşiktaş'a. Attı golleri milli takıma. Ama Gomez Alman milli takım oyuncusu yani Gökhan. Şimdi Allah Allah, o da Chelsea gelirken yapmış oyuncu, Barcelona sana, yapmış oyuncu, City sana, yapmış oyuncu, Liverpool yapmış oyuncu. Haluk'cum ona bakarsan. Ya kadrosunda düşünülmeyen bir oyuncu. Evet. Rakibine veriyorsun ve onunla şampiyonluk. Yani şeyden bahsediyorum. Elbette başarılı olursun, başarısız olursun anlamında söylemiyorum. Çıta o kadar büyük ki, yani makas o kadar çok açılmış durumda ki. Yani sen şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray tırnak içinde meteliğe kurşun atıyor. Oyuncu transferi demiyor. Satmadan oyuncu alamıyor. Evet. Manchester City ile eşleşiyor. Hı-hı. Manchester City'nin bütçesi neredeyse milyar dolarlarla konuşulacak. Ya para oynamıyor yani. Paris Saint elbette para oynamıyor, para oynamıyor da para, forma oynuyor. Paran olursa Paris Saint Germain'e Neymar alıyorsun işte yani. Peki abi, o zaman ben de söylüyorum, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi finaline çıkan kadrosunun maliyetiyle Arsenal takımının kadrosunun maliyeti arasındaki farkı söyle bana. Dinlemedi ki abi. Bir daha sor. Bir daha soruyorum. Yoruldum abi sana sorduğum. İshak demiş ki programı 15 dakika geriden takip ediyorum. Niye? Bilmiyorum. Gökhan Bey, Fenerbahçe satmadan oyuncu alabilir tarzı bir söylemde bulundu ama işin aslı Galatasaray, Fenerbahçe oyuncu satmadan oyuncu alamaz. Zaten onu kurguladık ya. Yani kurguladık derken mantığı oraya oturtuyoruz zaten. İki oyuncuyu satmaya kalkıyor Fenerbahçe. Josef ve Giuliano'yu satış listesine koydu. Bir stoper ve bir forvet. Yani muhtemelen Fenerbahçe zaten alacağı oyuncuları belirledi. Belli belli. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı Arsenal maçındaki kadrosuyla sahasındaki ilk sahada mücadele eden ilk 11 ile Arsenal'in ilk 11 arasındaki maddi fark kaç paraydı? Sorun bu. Süreniz başladı. Bir kere oldu. Rakam söyle. Bilmiyorum rakamı şimdi. Tamam işte anladım. Bir kere oldu oldu. Şans eseri mi oldu? Süper Kupa'da bir dakika, Galatasaray sence UEFA Kupası'nı şans eseri mi kazandı? Hayır, o kadro çok acayip bir kadroydu. Gökhan. Şans eseri mi kazandı? Ya, o kadro zaten, o kadronun altyapısı 2002 Dünya Kupası'nda. Ben aldım cevabımı ya. Dünya üçüncüsü yaptı. Şu an Sayın Aziz Yıldırım süper gibisin kupada, yalnız. Süper Kupa'da Real Madrid'i de eledik. Yani birebir maçlarda Real Madrid'de yendi Galatasaray. Tamam zaten. Hayır. Şampiyonlar Ligi'nde 8'e 8 mi maç? O bir takımda 8 ama kere mi oynuyorsun? Ama bir noktaya geldikten sonra işte ne yapıyoruz? Biz gruptan çıkmayı Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı olarak addediyoruz değil mi? Oradan sonrasını şey gibi görüyoruz. Nasıl söyleyeyim? Büyük bir mucizeye imza atmış gibi görüyoruz yani. Hani kaç defa yapmışız işte. Galatasaray yapmış, Fenerbahçe yapmış. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı diyoruz. Geçen sezon. Yazdı. Orayı göremedi. Göremez abi. Ya onu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz bu mali tablolarla Şampiyonlar Ligi'nde filan öyle kolay kolay başarı kimse beklemesin. Onu da gelmişken laf söyleyeyim. Para kazanmak üzerine kurulmuş bir kulüp değiliz diyor Fikret Orman. Zaten para kazanabilme durumu, ya para kazanıyorsunuz da sürekli bir borç, sürekli bir borç, sürekli de bir harcama var. Doğru söylemiş Sayın Başkan. Bak Onur çok doğru başarı bir şey söylüyor. Herkes şey. İngiltere Premier Lig transfer dönemi kapanmasını bekliyor. 9 Ağustos'ta kapanıyor. Bizde 30 Ağustos'ta kapanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Arada 3 haftalık bir süreç var. Oradan bir sürü oyuncu boşa çıkacak. Yani Avrupa'da. Oradan seçecek kulüplerimiz artık. İngiltere Premier Lig. Ya tutarsa. Öyle bir şarkı var biliyorsun. Negredo'nun durumu önemli diyor. Ne diyorsun? Çünkü forvet transferi yapmak için az önce söyledim ya, Abubakar'ı sordun. Abubakar Beşiktaş'a gelmek istiyor. Abubakar Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Abubakar İstanbul'da olmayı, Beşiktaş formasını ve Beşiktaş taraftarını çok seviyor ve gelmek istiyor. Ama Abubakar'ın gelişi sadece Abubakar'ın istemesiyle olmuyor. Porto sürekli para istiyor. Sürekli oyuncuyu satmaktan yana tavır takınıyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ta bu kadar yüksek Porto'nun istediği 20 milyon euro gibi bir rakamı Abubakar'a vermeyi asla ve asla düşünmüyor. Eğer alıcısı olsa Abubakar'ın 20 milyon euroya Beşiktaş'tan önce birçok kulüp davranır alırdı. 50 milyon euro serbest kalma maddesi olan bir oyuncuyu sen 20 milyon euro ya gözden çıkarttıysan zaten senin Abubakar'a bakış açın da belli. Gökhan Adaş'ın demiş ki Chadli'ye bakış açınız nedir demiş. Ben Chadli'nin çok başarılı olabileceğini düşünüyorum ki yanılıyorsam beni düzelt lütfen, bek oynamadı mı Dünya Kupası'nda? Üçlü onlar oynadılar. Üçlünün orta sahanın yani 3-4-3 oynadılar. Dörtlünün sol kanadında. Yani dolayısıyla git gelecek. Yani Karasso ile başladı. Oradan Karasso'yu kestikten sonra dörtlünün soluna attı. Şimdi dolayısıyla hani geldi git geldi oynadı yani. Aynen. Savunma yapılacağı zaman savunmaya geldi. Beşledi hatta savunmayı. Değil mi?
Beşli de. Evet. Yani üçlüyken iki tane sağlı sollu geldiler. Münih dolayısıyla oynadı sağ tarafında, sol tarafında Chadli oynadı. Yani orada yok. Hiç ya. Ben sana Belçika'nın 11'ini sayarım ya. Ya ben de sayarım da. Hayır, o cümlenin aynısını biz İlhan'la konuşurken. Ya ben de bir tane, bana da bir tane kulaklık verir misin? Vallahi İlhan söylemedi. İlhan bir şey hani... söyledi de ne dediğini anlamadım yani. İlhan bir daha söyle, böylece sana da... Ne demiş? Son Premier Lig'de 5 maç oynamış. 5 maç 1 gol Premier Lig'de. Geçen sezon herhalde değil mi? Yok, aslında bu sezon başladı ya. Her iki kanatta ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Aynen. Dolayısıyla çok yönlü bir oyuncu. Hani bek konusunda da kullanılabileceğin, ama ben şu an bek konusunda Beşiktaş'ın Caner'in yedeğine değil de Gökhan'ın yedeğine ya da Gökhan'ı kesebilecek bir sağ bek transfer edeceklerini düşünüyorum. Cüneyt Köksalan demiş ki ya konuşuyorsunuz ama biraz bilin de öyle konuş. Beşiktaş şampiyon kulüplerde çeyrek final oynamıştır diyor. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz yani. Şampiyon kulüplerde Galatasaray'da yarı final oynadı yani. Oradaki meselemiz bizim Şampiyonlar Ligi. Biraz araştırın, madem bu işi yapmaya çalışıyorsunuz layıkıyla yapın demiş. Siz de izliyorsunuz, layıkıyla izleyin. Yani ne dediğimizi anlayın Cüneyt Bey. Harun demiş bir atarlı ki, ses. Değil abi. Böyle ama abi. Dinlediğini anlamayanlar oluyor ya. Onu ben ona üzülüyorum. Salih'a demiş ki Bernard Beşiktaş'ın demiş. Ne dersin? Olur. Seversin. Harun Duman, sabırsız bir millet olduğumuz için altyapıdan gelecek futbolcuları önce taraftar yollar, sonra da yönetimler biletini keser. Yok diyor. Önce hoca yollar, sonra yöneticiler bilet keser, en sonunda da taraftar kendisine gol atınca yuhlar. Gittiği takım formasıyla. Erkan demiş ki öyle bir hava var ki sanki 9 Ağustos'tan sonra bombalar patlayacakmış gibi. İngiltere'de ne kadar boşta oyuncu varsa Türkiye'ye hücum edecekler diye bekleyen çok taraftar var diyor. Ben Beşiktaş kulübünün birkaç gün içerisinde bir ciddi bir transfer hamlesi içerisine gireceğini düşünüyorum. Atiba'yı da tekrar anlaştılar. Yıllık 850 bin euro. 1+1 yıllık. Evet. 30 maçın üzerinde oynarsa galiba otomatik uzuyor. Evet. Geçen yıl 34 maç oynamış. Ayrıca orada 30 maçın üzerinde oynarsa 500 bin euroluk bir prim alacağı da konuşuluyor. Ya bunlar hep iddia. Peki Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da bugün bir Gomis'le ilgili bir tweet attın. Buraya da hala onun tepkileri. Onun tepkileri gelsin. Geliyor. Ben şimdi iyi dinlesin Galatasaray taraftarı o zaman. Yani Gomis'e mobbing uygulanıyor. Evet, bence de uygulanıyor. Ama şu var. Neden ayrı, yani Snyder'e de benzer bir durum uygulandı? Yani ben şuna takılıyorum mesela. Galatasaray dün hatta öyle bir tweet de attım ben. Abi bir şey Galatasaray 20 bin TL karşılığında kulübe kongre üyesi yapacak diye bir haber. Nerede çıktığını da bilmiyorum. Bu aralar bunlar dikkat etmek lazım bunlara ama. Sonra arkadaşlarımız üzülüyorlar. Üzmeyelim arkadaşlarımızı. Nerede böyle bir haber çıkıyor, hemen arkasından resmi sitede önemli, ben de oradayım kardeşim. Önemli duyuru diye yalanlıyorsun. O önemli duyuru. Şimdi ben diyorum ki neden durmuyorum? Kardeşim, Galatasaray yönetimi sıkıntı yaşadığı oyuncularla ilgili oyunculara sahiplenmek, oyuncuları sahip çıkmak, arkasında durmak, onların performansını arttırmak yerine onları direkt hani tabiri caizse tukaka yapıp gönderiyor. Şimdi çok basit abi. Bak Burak Yılmaz'a, bak Snyder'e, bak Podolski'ye. Ya Podolski dedi ki yalan söylüyorlar dedi ya. Evimde mutsuzmuşum, açmışım, yemek yapanım yokmuş. Hayır, karım burada. Evimde yönetici söyledi abi bunu. Galatasaray'ın yöneticisi. Bağırmama. Yani sakin sakin. Gece saat 2 oldu. Çünkü insanlar televizyon karşısında uyuyor. Ondan sonra Galatasaray'ın yöneticisi Podolski ile ilgili normal yaptığı. Normal ses tonunda, normal. Galatasaray'ın yöneticisi Podolski ile ilgili yaptığı. Camianın abileri arıyor, diyor ki ne oluyor bu, nereden ne oluyor, bunu hemen yalanlayın diyorlar. Tamam, peki. O baskıyla yalanlıyorlar. Aynı Galatasaray yönetimine ben şunu soruyorum. Gomis şuraya gidiyor. Gomis'e 10 milyon euroluk teklif. Araplar geldi, Katarlılar geldi, Çinliler geldi, Japonlar geldi. Mars'a çağırdılar, Uranüs'e çağırdılar. Kanlı ay tutulması var. Gomis'e bilmem ne oldu, Gomis'e şu oldu. Buraya gidiyor, şuraya gidiyor. Zam istedi, söz verildi. Galatasaray yönetiminde ses yok.
Ya çıkıp oyuncunuzu sahiplensenize. Ben o yüzden diyorum Galatasaray'da şimdi Gomis abi yabancı ülkede sahiplenmemelerinin sebebin dolayısıyla diyorsun ki sen. Evet abi ben bir dakika durmam ya. Bir dakika durmam. Ben bu takımı attım. İş çeviriyorlar. Evet abi ben bu yani benim menajerim çeviriyorsa da bunu Galatasaray kulübü açıklasın o zaman. Dursun Özbek yönetimi duruyor. Dursun Özbek açıklıyor. Ha, aynen. Diyor ki Dursun Özbek ben böyle bir şey konuşmadım diyor galiba. Ona da bulayım da. Neden sessiz kalıyor Galatasaray yönetimi? Ben burasındayım abi. Neden sessiz kalıyor? Gomis gitti, gidiyor, geldi, geliyor. İstedi, zam istedi, istemedi. Araba istedi, istemedi. Çocukları da uçak istedi. Ya bu Dursun ne abi? Dursun Özbek menajeri doğru söylemiyor diyor Sayın Başkan. Eski Sayın Başkan. Eski Sayın Başkan ne demek abi? Sayın Dursun Özbek. Onu diyorum. Yani bir Gomis meselesi. Yani ben mesela Gomis'in geçen burada da konuştuk. Galatasaray'dan zam istiyorum. Takımı ben şampiyon yaptım filan. Öyle bir adam değil Gomis abi. O zaman açıklasın abi. Galatasaray yönetimi alsın Gomis'i, versin ya medyanın işin, önüne. Bir dakika. Versin medyanın önüne, koysun basın toplantısına Gomis'i. Ne zaman herkes sorsun. Ne zaman açıklayacak biliyor musun? Gomis'in kalmaya karar verdiği, yani Gomis'in satılmayacağı, satılamayacağı, alıcısı olmadığı, Galatasaray'da kalmasına karar verildiği anda şöyle bir şey göreceğiz bak. Ya arkadaşlar bir aydır yazıyorsunuz, Gomis zam istedi falan. Nereden çıkartıyorsunuz ya biz? Bizim tabii. Geçen yıl 29 gol atmış oyuncumuz ya. Aslan gibi oyuncumuz değil mi? O zaman da Galatasaray taraftarıyla Gomis'in arasında böyle bir başka bir şey oldu. Yani bir tane gol kaçırdığı ki zaman filan diyecek ki isteksiz. Şimdi ben geçen hazırlık maçı izledim. O da hazırlık maçı demeye de bin şahit. İlk 45 dakikası yani kasaplar ordusuydu rakip. Oradaki maçı izliyorum. Şimdi Gomis isteksiz. Bir baktım sosyal medyada Gomis isteksiz. Niye? Gomis zam istedi. Galatasaray zam yapmadı. Böyle Galatasaray taraftarı da bence bir yerde yani tavrını koymalı. Tavrını evet. Koymalı. Galatasaray taraftarı da tavrını bir şekilde net koymalı. Bu kadar basit ya. Yani baktın Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimi açıklama yapmıyor. Ya Galatasaray yönetiminin de belirli hesapları vardır. Ama ben şuradayım ya. Bizler tweet attığımız zaman altına yazın abi. Şaşal suyu yapın 1,5 litrelik. Öyle demiş biri. Evet pet şişe yapın 1,5 litrelik. benim zekamla dalga geçin. Benim bir taraf olduğum yok kardeşim. Benim taraf olduğum yok. Benim taraf olduğum bir tek şey var o da gerçekler. Ben de gerçek olduğumu olduğunu düşündüğüm her şeyi çıkıp buraya özgür hür irademle söylüyorum. Ve bize de ve bana da bu imkanı sağladığı için Altuğ Demirel'e ve 360 Türk Medya yöneticilerine teşekkür ediyorum. Uğur demiş ki Drogba'yı bile harcadı Galatasaray demiş. Yanlış hatırlamıyorsam Drogba gittikten sonra Galatasaray'da kalmak istiyordum demiş. Özer demiş ki Gökhan abiye çok net cevap veriyorum. Yönetim satmak istiyor Gomis'i ve açıklamaması strateji. Hani Fikret Orman'ın stratejisi var. Tamam, stratejisi o zaman bir şeyler açıklayın. Yani anladın mı? Mesela alıştırın bizlere bunları. Ama Galatasaray yönetimi bize neyi alıştırıyor? Snyder küskün gitti. Küstü gitti lan adam. Podolski küstü gitti. Burak küstü gitti. Kime küstü abi? Bana mı küstü? Bana mı küstü abi? Bana küsmedi. Yakup demiş ki maliyetler yüksek doğru Galatasaray ama bu Gomis değil. Feguli, Belhanda ve en son kişi Gomis olmalı. Lazım değil mi Haluk abi demiş. Ben yani Galatasaray'ın evet sıkıştığı doğru. Oyuncu satmadan oyuncu transfer edemiyor. Ona da varım. Ama Gomis'i satma kararı yani geçen yıl 29 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluğunda diyebilirsin ki sen şimdi büyük maçlarda yoktu. Ben totale bakarım. 29 gol atmış bu oyuncu. Yani Türkiye'ye gelmiş en fazla gol atan yabancı futbolcu olmuş. Yani bir rekor Alex'in yıllardır devam eden 28 gollük rekorunu geçmiş. Evet. 29 gol atarak. Yani doğru. Müthiş bir performans sergilemiş. Bu performans sonrasında da zam istemeye hakkı var mı? Var. Yani herkes hayatta herkes zam isteyebilir. Ha kulüple oturur konuşur. Kulüp der ki bizim imkanımız yok. Gomis derse ki bana zam yapmıyorsanız giderim o zaman bu iş yapılır. Ama böyle bir tatlı çekişmeyle bu işler yürütülmemeli. Yani Galatasaray'ın Gomis'le ilgili... Tatlı çekişmeyle tam tersine yürütülebilir de iş tatlı çekişmeye gelmiyor ki. Hayır. Günün sonunda ne olacak biliyor musun? Geçen sezon 29 gol atmış Gomis mutsuz, isteksiz, arzusuz bir şekilde bu ligde bu takımda kalacak... Ve taraftar da diyecek ki ey Gomis neredesin be birader? Uğur demiş ki Haluk abi Galatasaray yönetimi ne yapsın? Günde yüzlerce haber çıkıyor. Her yalan haberi açıklama mı yapsınlar demiş. Yo, bu Gomis meselesi başka bir noktaya geldi ama. Yani artık Gomis'le ilgili şöyle bir durum oldu. Yani Gomis
menajeri bir yandan konuşuyor. Galatasaray kulübü sessiz. Galatasaray taraftarı diyor ki isteksiz. Ya bu geçen senenin ortalarında da çıkmadı mı? Gomis parasını almıyor diye, oynamak istemiyor diye haberler çıktı. Değil mi? Hatırlıyor musun? Bir maçtan sonra bir gol attı, böyle yaptı. Yani Gomis. Parayla bile alakam yok benim dedi. Abi işte bırak yani oyun. Ya oyuncuyu ver abi. Oyuncuyu ver abi. Azam demiş ki Gökhan abi konuşurken coştuğunda sözünü kesip bir daha tweet okursan sana çok kötü dalacak, haberin olsun abi de. Şimdi abi bak, iş ne biliyor musun? Şimdi muhteşem bir performans ya. Gomis geçip Galatasaray'a gelmeden önce ne yaptı abi, bana söylesene. Galatasaray'a gelmeden önceki sezon ne yaptı? Marsilya'da 20 gol attı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Tamam. Fransa Ligi'nde. Evet. Sen de 12 tane atarsın. Geldin Sport Auto Süper Lig'de, gol atması çok zor bir lig burası. Bak Haluk, bu lig... Marsilya'da 20 gol de öyle küçümsenecek bir gol değil ama. Bir takımda 20 gol atan bir oyuncu küçümsenir mi ya? Lig attığı lige bakar da. Abu Bakar, beğeniyorsunuz, bayılıyorsunuz. Kaç attı? 15 mi attı? 15'i bulamadı yani. Ya tamam abi. İşinde ya beni bitir be, ne olur be abi, Allah aşkına. Bitiremediğim için olmuyor bunlar. Bak ama başka sen tarafa gidiyoruz. Ya Marsilya'da şimdi, 20 gol atmış oyuncu. Tamam, sen de 12 atar aşağılarsan müdahale ederim. Aşağılamak mı? Ben seni yüceltiyorum be. Onu niye aşağılayayım? Ya ben çünkü atamam 12 gol yani. Atarsın koçum. Ben sende o var. Sende o şey var. Işık var. Ben şuradayım abi. Bu adam sana geçen sene 29 tane gol atmış. Geldi seni ayağa kaldırmış. Bayıldı, devam etmiş. Değil mi? Yani olası bir fiziksel bir şey o. Bayıldı ama devam etmiş. Oynatın beni demiş. Ürkmemiş, korkmamış, üzerine gitmiş. Tekmeye kafa sokmuş. Tekmeye kafa sokmuş, gelmiş kornerden, kornerde ön direk yapmış, arka direk yapmış, aldı, savunma paranın yapmış. Hakkını vermiş ben yani. %100 ki aldığı en yüksek paraydı geçen sezon. En yüksek Feghouli aldı. Kariyerinde kim? Gomis'in. Galatasaray'dan bundan sonra alacağı en yüksek paraydı yani, ilk sene aldığı 2,5 para. İmza parası, evet, olduğu için. Şimdi bir bakıyorsun abi, dönüyorsun, şu anda Gomis'le ilgili bir kriz var. Ve bu krizi yönetemiyor Galatasaray yönetimi. Yine bir tweet geldi abi. Hafta sonu bebek uyuyor diye evde fısıldayan adam burada acısını çıkartıyor, bağıra bağıra. Kim diyor onu? 3 Ece 8 harfi. 3 Ece'si Beşiktaş. Bir şey söyleyeceğim abi. Sen nereden biliyorsun Uğur kardeşim? 21 gol attı demiş, düzeltmiş bizi. Bora demiş ki hadi yönetim tecrübesiz. Fatih Hoca niye susuyor demiş. Fatih Hoca yönetici mi abi? Fatih Hoca teknik direktör. Ve Fatih Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalarda da yönetime çok ciddi mesaj var arkadaşlar. Çok ciddi mesaj var. Yani öyle hasır altından, aba altından sopa değil abi. Net diyor ki, başkan diyor ki her oyuncuya teklif var. Hoca diyor ki hiçbir oyuncuya teklif yok. Bu kadar basit. Fatih Hoca her açıklamasıyla yönetime mesaj veriyor. Ben buradan sezon başında, ya pardon, sezon bittikten sonra transfer sezonu açılır açılmaz Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'in isteklerini karşılayamayacağını ve bunun da bir sıkıntı doğurabileceğini söylemiştim. Ama Fatih Terim'in içindeki sıkıntı derken şu: Galatasaray bir sıkıntıya düşmez. Çünkü Fatih Terim içindeki Galatasaray aşkı o sıkıntıyı bastırır. Para almadı. Peki oyuncusu... soruyorum sana. Gomis'e aklıma geldi şimdi. Sor bakalım. Gomis'e mobbing. Niye? Diyorlar ki zam istiyor. Evet. Galatasaray yönetimi de diyor ki biz yapamayız zam. İmkanlarımız müsait değil. Donk'a niye zam yaptınız? Gomis de demez mi abi, Donk'a niye zam abi yaptınız? Abi Donk'un aldığı parayla yani senin alacağın ki, zam arasında dünya kadar sene, fark var ya. Geçen sene bu takımda en önemli oyuncu bendim. Feghouli 3.8 alıyor. Ben niye ondan az alıyorum? Diyebilir yani, bu oyun takım için peki, olabilir bu. Galatasaray... Bunu yönetmek önemli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz burada ne dedik? Dedik ki Galatasaray'da Sinan Gümüş zam alacak. Galatasaray'da diğer oyuncular zam isteyecek. Bak Rodriguez o zam istiyor. Zam istiyor. Sinan istiyor bir taraftan. Donk'a niye yaptınız? Yani Donk'a mesela diyor 1.2 versen oynamayacak mıydı? O zaman parası vardı Galatasaray'ın demek ki. Bir izleyicimiz demiş ki Emre Akbaba Galatasaray'dan başkasına gitmeyeceğini düşünürsek ve sözleşmesinin son senesi olduğunu düşünürsek Alanya yönetimi bu yaz bir şekilde bize vermek zorunda hissetmez mi demiş. Bugün Bipspor'da bir haber gördüm. Galatasaray'ın önümüzdeki bu 6 aylık bölümde Emre Akbaba'yı almayacağı, 6 ay sonra sözleşme imzalayacağı ve önümüzdeki sezon için bedava transfer edeceği yönünde. Çok, çok mantıklı. Da mantıklı, ama bir taraftan da şu da var. Yani Alanya Spor'a bir anlamda haksızlık da ediliyor. Ben ne anlamda? Bunlar da şöyle. Yani
Akıllı davransın, sözleşme uzatsın o zaman. Uzatamazsın ki artık şimdi. Abi, uzatamıyorsa da kusura bakma abi, o zaman daha önce davranacaksın, daha önce uzatacaksın. Daha yani ya olur. Da 5 istemeyeceksin, olacağı isteyeceksin yani. 5 milyon nedir abi? Yani her zaman büyük kulüpler bu tip meselelerde çok avantajlı oluyorlar. O avantajı kullanıyorlar. Yani bu... tabii şimdi abi bir şey söyleyeceğim. O avantajı kullanıyorlar da şimdi Alanyaspor yönetimi tabii ki elinden geldiği kadar mümkün olan en yüksek paraya satmaya çalışacak Emre Akbaba'yı, değil mi? Hedefi bu. Ticaret bu sonuçta, o da öyle dönüyor. Şimdi bu şekilde dönüyor ticaret de, bunu döndürebilmek bu kadar kolay değil işte. Yani büyük takımlarla mücadele ediyorsun çünkü oyuncunun zaten hedefi o. Seni basamak olarak kullanıyor. Seni basamak olarak kullanırken senden geçerken İstanbul'a, sana uğradı ya, senden İstanbul'a gidecek. Uğrarken burada bıraktığı şey önemli. 3'e 5'e bakma, kalsın cebinde. Yasal olarak alabileceğinin en yükseğini al ama... Oyuncuyu da küstürme kardeşim. Bak Mehmet Ekici'ye. Öyle ya da böyle gidiyor kardeşim adam. Oyuncu öyle ama ya da böyle gidiyor. 6 ay oynayamadığı için geçen yıl bir sürü sakatlık yaşadı. Bir de o var. Şimdi Alanyaspor yaşamasaydı. Alanyaspor yönetimi de derse ki tamam Emre Akbaba şimdi görmüyor mu Alanyaspor yönetimi bu haberleri? Alır karşısına Emre Akbaba'ya der ki kardeşim böyle bir şey olur mu? Doğru mu? Emre Akbaba derse ki doğru. Tamam kardeşim seni bir sene oynatmıyorum. Veriyorum. Oynatma abi. Olur mu abi? O zaman işte o doğru yönetme şekli bu değil. Yani bir sene seni oynatmıyorum. 6 ay seni oynatmıyorum. Şimdi burada suçlu gitmek isteyen Emre Akbaba mı? Burada suçlu Emre Akbaba'yı almak isteyen Galatasaray yönetimi mi? Burada suçlu Emre Akbaba'yı satmak istemeyen, kendi şartları doğrultusunda satmak isteyen Alanyaspor mu? Abi ne Emre Akbaba'ymış ya? Transfere damgasını vurdu abi adam. Bu arada sanki Alan şampiyon olacak. Galatasaray'ın hazırlık maçındaki gençler çok iyiydi. Galatasaray'ın kalecisi İsmail müthişti. Genç oyuncuların performansı çok iyiydi. Hatta Trabzonspor'da da öyle genç oyuncular süper performans sergilediler. Yani inşallah bu genç oyuncular altyapıdan yetiştirip yani parasız yani elbette ona da bir yatırım yapılıyor ama milyon euroların döndüğü sektörde inşallah altyapıdan bu tip oyuncuların sayısını arttırırız ve kulüplerimiz rahat bir nefes alır. İnşallah. Bir izleyicimiz demiş ki YKS'den sonra bulayım onu, Eren Aydın. Abi YKS sonucundan sonra sizi izlemek çok güzel. En büyük Fenerbahçe Beşiktaş kalecisi bence Volkan Babacan olacak demiş. O da bir iddiada bulunmuş. YKS sonuçları da tüm kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım herkesin inşallah gönlünce herkesin, sonuçlanmıştır. Abi sizce André Silva gelecek mi yoksa sürpriz bir transfer mi olacak? Yani sanki André Silva yavaş adım, yavaş. Adım adım. Yavaş yavaş Galatasaray'a doğru geliyor. Belhanda için Premier Lig'e teklif olduğu iddiaları var. Ama Belhanda ben burada memnunum. Burada kalmak istiyorum. İşte Gomis için her gün yeni bir iddia var. İşte Al Hilal'in Gomis'e yıllık 10 milyon euro teklif ettiği. Para ise Gomis'te 10 milyon euro yıllık maaşa gider herhalde. Bir izleyicimiz demiş ki Donk'un sözleşmesi bitti, iyileşme yapıldı. Açgözlü Gomis 6,5 almış zaten demiş. O açgözlü Gomis'in geçen sene attığı her golden sonra muhtemelen... Sen de aslan yapıyordun aslan böyle. Yapıyordun. Böyle böyle aslan yapıyordun sen de. Yani aslan besliyorsan ne yediğine bakmayacaksın diye güzel bir laf vardır. Bizim Fuat abi çok kullanırdı Fuat Ak'ta. Yani selam olsun Gomis Fuat abiye. Gomis aslandır. Aslan besliyorsan ne yediğine bakmayacaksın Gökhan. Ben mesela işte... senin ne yediğine bakmıyorum burada yani. Sürekli sana hizmet ediyoruz arkada. Çaylar gelsin, kahveler tabii, gitsin. Tabii aslan besliyorsan yediğine bakmayacaksın öyle bir 10 kişi yetişemiyoruz Gökhan Bilç'e. İyi geceler. Ya sen ne diyeceğim?